Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün İran pilavı yapacağım. Bizim severek yediğimiz bir pilav. Umarım sizler de çok seveceksiniz. Kullanacağım malzeme ölçülerini aşağıya bırakıyorum. Basmati pirinç kullanılıyor. İran pilavında olmazsa olmaz basmati pirinçtir. Patates, safran. Safran yerine aspirde kullanılabilir. Orijinalinde safran kullanılıyor. Ben de safran kullanacağım. Safran, bir küp şekeri, sade yağ. Sade yağ yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sade yağ kullanmayı tercih ettim ben. Önce toz şekerini havanda döveceğim. Daha sonra üzerine sıcak su ekleyeceğim. Böyle safranın özü çıkmış oluyor. Şekerle birleşince muhteşem bir renk ortaya çıkacak. Dakika böyle demlenmesi gerekiyor. Su kaynadı. Bir kaşık tuz atacağım. Evet. Pirincimi haşlayacağım ben. Bizdeki gibi kavrularak pişirilmiyor. Haşlanıp suyu süzülecek daha sonra. Şöyle bir karıştırıp bakacağım. Pişip pişmediğini kontrol etmem gerekiyor. Evet, pişmiş. Bunu şimdi süzeceğim. Yağımız ısınınca patatesleri kızartacağım. Patatesleri tam olarak kızartmayacağım. Bir yüzü kızarınca onu çevirip pilav ekleyeceğim. Bir patates yeterli. Patateslerimizin bir yüzü pişti. Şimdi pilavımı ekleyeceğim. Tabii bu arada ocağımı kapatmam gerekiyor.
şöyle ortasını kafaya gibi yapıyoruz. Kalan suyu olsun. Şöyle her tarafını dolduruyoruz. Ortasını şöyle delik açacağım hava alması için. Bu delikleri tereyağı koyabiliriz. Koymak zorunda değiliz. İran'da servis esnasında tereyağı geçiriyorlar. İsteyen servis esnasında ekleyebiliyor. Şöyle altı kapalı demlenmeye bırakıyoruz. Tarifimde yok ama ben üzerine badem ve biraz kuru üzüm kızartıp ekleyeceğim. Kuru üzümü sıcak suda bekletiyorum. Zireç kullanılır. Bende de zireç olmadığı için ben kuru üzüm kullanmayı tercih ediyorum bugün. Bademlerimi kızardıktan sonra kuru üzümü ekleyeceğim. Onunla da böyle bir iki kavurma yaptıktan sonra serviste hazır. Pilavımız demlendi. Pilavımız hazır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Afiyet olsun.